Süleyman Özışık, neden istifa etmiyorlar? Neredeyse iki haftayı geçti ama AK Parti Genel Merkezi tarafından istifaları istenen üç belediye başkanı henüz istifa kararı almadı. Kamuoyu iki sorunun cevabını arıyor. Birinci soru adı geçen belediye başkanları neden istifaya zorlanıyor? İkinci soru, bunca zaman geçmesine rağmen neden hala istifa etmediler? Konuya kısmen de olsa vakıf olduğum için sorulan sorulara cevap vereyim. Önce Melih Gökçek'ten başlayalım. Gökçek'in neredeyse 30 yılı bulan bir siyasi geçmişi var. 5 dönem belediye başkanlığı yaparak tarihe geçen isimlerden biri oldu. 17-25 Aralık'ta kendisinden beklenmeyecek derecede sessiz ve tepkisiz kaldı. Ancak Gezi ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde takdire şayan bir mücadele örneği verdi. Zaten gösterdiği bu olağanüstü mücadele sayesinde yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Ancak son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asla affetmeyeceği bazı işlere karıştı. Bülent Arınç'la girdiği kavga partiye beklenilenin çok üzerinde zarar verdi. AK Parti'nin adı bu tartışma nedeniyle parsel parsel veren partiye çıktı. Bu birinci hatasıydı Gökçe'nin. AK Parti'nin akrabalar seçime girmesin prensibine rağmen 7 Haziran seçimlerinde oğlu Osman Gökçe'nin milletvekili olabilmesi için kulis çalışmaları yaptı. Bunda başarılı olamayınca bu kez oğlunun Ankara Ticaret Odası seçimlerini kazanabilmesi için yakın çevresine binlerce şirket kurdurduğu öne sürüldü ve bu iddiaları yalanlamadı. Bu durum parti içinde büyük ikinci rahatsızlığa neden oldu. Üçüncü hatası ise Twitter üzerinden yazdığı mesajlar. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Başkanlık sistemi ile birlikte artık %50 artı bir oya ihtiyaç olduğu herkesin malumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında ve muhalefet partilerinden gelecek oylara çok büyük önem veriyor. Ancak Melih Gökçek'in Twitter üzerinden yazdığı mesajlar Erdoğan'a sempati duyan muhalif seçmenlerde büyük antipati oluşturmaya başladı. Tüm bunların yanında yukarıda da söylediğim gibi Melih Gökçek 30 yıllık siyasi hayatında fazlasıyla yıpranmıştı yıprandığı için partisini de yıpratmaya başladı. İstifası bu nedenle istendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istenmeyen adam olmasının altında onlarca neden var. Bir başka deyişle Altepe'nin suç dosyası bir hayli kabarık. Yazılarımı takip eden kardeşlerim Recep Altepe'nin başında olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yazdığım yazılara şahittir. 17-25 Aralık sonrası belediyedeki FETÖ'cü başkan yardımcılarını ve Altepe'nin bunları nasıl korudu belgeleriyle bir bir açıklamıştım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile FETÖ ile ilişkili olduğu kesinleşen isimleri yanından ayırmayan Altepe bu durumu eleştirip isyan edenlere de aldırış etmemişti. Bunun yanı sıra bulunduğu ortamlarda ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker arkadaşıyım demesi, Ankara'dan gelen FETÖcü temizliği ile ilgili talimatlara uymaması ikinci büyük hatası oldu. Son olarak Bursa son dönemlerde halkın isyanıyla sık sık gündeme gelen bir şehir oldu. İlin trafiği, İstanbul'un trafiğini geçmeye başladı. Bursa'da ciddi oy kaybı olduğu anket sonuçlarıyla ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı Altepe'nin ipini çekme kararı aldı. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un durumu çok daha karışık. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı yapan Ahmet Edip Uğur başarılı çalışmaları nedeniyle milletvekilliğine aday gösterildi ve 3 dönem milletvekili seçildi. Erdoğan'ın her zaman güvendiği isimlerden biri olan Uğur, 2008 yılında AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı olarak görev yaptı. 30 Mart seçimlerinde Erdoğan'ın talimatı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve koltuğa oturdu. Sert mizacı ile tanınan Uğur Balıkesir'de il teşkilatıyla bazı milletvekillerinin yaptığı bazı hataları açıktan dillendirince taraflar arasında gizliden gizliye süren bir çekişme yaşandı. En son AK Parti il teşkilatının Erdoğan'a sosyal medya hesaplarında hakaret eden CHP'li bir kadını, kadın kolları başkanı seçmesi, Denizli'de oturan bir delikanlıyı gençlik kolları başkanı yapması üzerine duruma isyan edip kavgayı açıktan yürüten Uğur, son ilçe teşkilat seçimlerinde bu teşkilat ve milletvekillerini medya önünde eleştirdi. Bu kavga Uğur'un Ankara'da istenmeyen adam ilan edilmesine neden oldu. Kendisiyle görüşen parti yönetimi kavgaların davaya zarar veriyor diyerek istifa etmesini istedi. Gelelim bu isimlerin neden istifa etmediği sorusuna. Yine Melih Gökçek'ten başlayalım. Gökçek'in direnme, kazan kaldırma gibi bir kararı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikinci kez görüşüp kendisini ikna etmeye çalıştığı için istifasını geciktirdi. Ancak beklenen randevuyu alamayınca pes etti. Bu hafta istifa edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip uğrunda Erdoğan'a karşı gelme gibi bir eğilimi yok. Yalnız kendisini kıran hatta kızdıran bir durum var. Cumhurbaşkanımızın bilgisi dışında gelişen bazı nahoş ve hatta çirkin olaylar oluyor dediğini ve Cumhurbaşkanı ile bu konuları konuşmak istediğini biliyorum. Şahsi kanaatimi söylemem gerekirse Balıkesir'de yaşananlar bir dönem Şanlıurfa'da yaşanan Eşref Fakı Baba olayına dönüşebilir. Çünkü şu ana kadar İki ismin başından geçenler birbirine çok benziyor. Son olarak Recep Altepe. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın saf ayağına yatmasına aldanmayın. Kendisi birileriyle yaptığı istişareler sonucunda açıktan bir direniş gösterme kararı almış. Kiminle görüştüğüne direniş tavsiyesini kimden aldığını merak ediyorsanız küçük bir ipucu vereyim. Erdoğan'la karşı karşıya gelmekten çekinmeyen ama Erdoğan'ın karşısına çıkmaya yürekleri yetmeyen AK Parti içindeki en büyük 3 muhalif isimden tahmin etmişsinizdir kimlerden bahsettiğimi Süleyman Özışık internethaber.com